Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Serengül Halıcı. Bugün tam olarak 36. haftamdayım. Sabırsızlıkla prensesimizi bekliyoruz. Sayılı günler kaldı. Hastane çantamızı 32-33. haftamızda hazırlamamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz diyerekten. Tabii ben de 32-33. haftamda hazırlamıştım ama ufak tefek eksiklerim vardı. Tamamladıktan sonra size bir video çekmek istedim. Fikir olsun amaçlı. Evet, ben hastane çantam için olan her şeyi paket yaptım, yıkadım, ütüledim, ayırdım. Liste çıkartmıştım onlara falan bakaraktan. İlla ki eksiklerim vardır. Eğer eksik gördüğünüz, sizin de tecrübe edindiğiniz şeyler varsa yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim gerçekten. Ben eşyalarımı koymak için böyle bir küçük boy bavul tercih ettim. Hepsini içine koyayım dedim. Ekstradan anne bakım çantamı da alacağım. Bunun içerisine de ıvır zıvırları koyacağım. Şimdi neler koydum? Başlayalım. Sezaryen mi olacak, normal doğum mu olacak tam anlamıyla belli değil. O yüzden şimdi günümüzde bir gece veya iki gece kalınıyor. Biz gene de ne olur ne olmaz diyerekten iki geceye odaklı bir şekilde hazırlık yapmamız gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Bebeğin eşyalarından başlayacak olursak, ilk önce ben şöyle yapışkanlı poşetler aldım. Farklı boyutları var, küçükleri, büyükleri. Ben hepsini orta boy tercih ettim. Katlayaraktan yapıştırırım diyerekten. Ve üzerlerine de böyle beyaz etikete içinde neler olduğunu yazdım. Çünkü yanımda kim olacağını bilmediğim için o esnada da yani o nerede, bu var mı, bu yok mu diye sorulmasın diyerekten neyin ne olduğunu bilinsin istedim. Şöyle bir paket yaptım. Üzerine de hemşireye verilecek yazdım. Hemşireye verilecek paketin içerisine orta kalınlıkta bir battaniye koydum. Çok kalın bir battaniye değil. Ağustos ayı içerisinde olacağı için çok kalın bir şeye gerek duymadım. Aslında üstüne örtüler falan daha çok kullanışlı ama gece olabilir, sabah olabilir, gündüz olabilir bilemediğimden dolayı orta kalınlıklı bir battaniye tercih ettim. Ekstradan battaniyeler koydum. Eğer ki o esnada hani gündüz olur, sıcak olur falan başka battaniye de verilebilir. Şöyle göstereyim. Alt üst takım koydum. Böyle yandan çıt çıtı olan takımlar tercih ediliyor göbek bağına gelmemesi için. İç zıbınını koydum, şapkasını, eldivenini, bir adet de bezini koydum. Yani tamamen çocuğun üzerine giyilebilecek şeyleri koydum. Ve bir tane de battaniyesini koydum. Direkt bunu alıp hemşireye verildikleri zaman kolaylık olacak. Ben isimli hastane çıkışı yaptırdım. Yalnız ilk onları giysin istemedim. Çünkü sonuçta bebeğin ilk doğduğunda direkt hemşireler giydireceği için birazcık böyle üzeri falan kanlı pisli olabilir diyerekten. Daha sonrasında odaya gelince, ben de birazcık kendime gelince güzelce giydiririz diyerekten böyle kızımızın ismi bu arada Karen. Anlamı ise saf, duru, kibar, namuslu demek. Çok severek tercih ettik ismini. Çok farklı gelebilir size, beğenmeyebilirsiniz. Tabii ki tercih meselesi. Böyle bu battaniyesi yine aynı şekilde biraz önceki alt üst takım iç zıbını, önlüğü, çorabı o şekilde koydum. Bununla bez koymadım. Ayrıyeten bir bez paketi yaptım. Kendimiz odada değiştireceğimiz için o paketten kullanırız diye düşündüm. Bu da öyle bir paket. Bunun üzerine henüz yazmadım ama bunu odaya geldiğinde giyilecek kıyafet olarak yazabilirim. Hani benim direkt gelir gelmez mi kendimi toparlayacağım sonrasından mı bilmediğim için şöyle küçük bir pakete de yedek kıyafet yazdım. Yine aynı şekilde beşli hastane çıkış setleri kendim oluşturdum. Yani öyle gidip de büyük büyük hastane çıkış setleri almanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Yine şapkasını, iç zıbınını, alt üst takımını, bir tane uzun kollu, bir tane kısa kollu koydum. Dediğim gibi hava durumunu tam olarak bilemiyorum. Ne olur ne olmaz diye yedek olarak koydum. Bu şekilde üzerine de yedek kıyafet yazdım. Böyle paket yaptım. Biraz önce bahsetmiştim, kalın battaniye koydum ama yedek kundak tarzı penye battaniyeler, müslin örtüler çok kullanacağını düşündüğüm için böyle bir tane penye kundak battaniye, bir tane ince örtü, bir de müslin örtü koydum. Buna da battaniyeler yazdım yedek olarak. Yine hastane hemşireye verilecek ilk kıyafetler arasında da battaniyesi var. İsimli olarak da kundak battaniyesi var. Yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü üzerini falan değiştirirken, altını değiştirirken illaki leke falan oluyormuş. Yani pis kalsın istemedim. Böyle valize de yer varken koymak istedim. Şöyle bir paket oluşturdum. Dediğim gibi iki günlük kalacak şekilde ayarladığım için
15 tane bez koydum ben buna. Zaten minicik, çok da yer kaplamıyor. 15 adet bezini koydum. Bez olarak Silk Natural'i tercih ettim. Ve alt açma örtüsü koydum 3 adet. Böyle de üzerine bez yazdım. Hani direkt bez olarak kullanabiliriz diyerekten. Ve bir tane de paket oluşturdum. Ben bu paketin içerisine bir tane yelek koydum. Penye yelek, %100 pamuk olarak. Hani üzerine falan örtüsü şey yapılır, giydirilir diyerekten. Yedek eldiven koydum. Yedek şapka koydum. Şapkaların boyutları hepsi yeni doğan olmasına rağmen bize farklı geldi. Çok küçük olanı var, biraz daha büyük olanı var. Hani kafa büyüklüğünü nasıl olacağını bilmediğimiz için de hastane çıkış setindeki birazcık büyük geldi bana. O yüzden ekstradan yedek bir şapka koydum. Hani kafasından sıyrılmasın diye. Bir tane bandana koydum. Fotoğraf çekinirken falan güzel olur diye. Aslında alt pijamaları çoraplı, patikli şeklinde ama çorap giydiriliyor mu inanın bilmiyorum. Ne olur ne olmaz. İki tane yedek çorap koydum bunun içerisine. Ve 10 adet ağız mendili koydum. Birazcık büyük ebatlı olanlarını bir de küçük ebatlı olanlarını tercih ettim. Hani kusma durumunda falan küçükleri kullanırız. Gazını çıkartacağımız zaman omuz örtüsü olarak da büyüklerini kullanırız diyerekten böyle bir paket hazırladım. Bunun üzerine de eldiven, şapka, ağız mendili, çorap diyerekten not aldım. Hani direkt açıp içerinden alabilsinler diye. Hastane çantamı hazırlarken büyük ihtimal yanımda kayınvalidem olacak hastanede veya da eşim olacak. İkisini yanımda hazırladım ki ne koyduklarımı görebilsinler. Hani o esnada bana sormasınlar diyerekten böyle bir şey yaptım. Bir de böyle bir çanta vardı elimde. Burç şeklinde fermuarlı. Bunun içerisine de bebeğin bakım malzemelerini koydum. Şöyle temizleme pamuğu koydum. Göbek bağı düşene kadar biliyorsunuz duşa falan girdirilmiyor. Yüzünü, koltuk altını yani çok kullanışlı oluyor. Temizleme pamuğunu koydum. Pişik kremi koydum. İnşallah ihtiyaç duymam ama Avent Philips'in yeni doğan biberonunu koydum. Emzik koydum. Bebek pudrası. Ağustos ayında doğacağı için isilik biliyorsunuzdur olma ihtimali olabilir diyerekten. Bebek pudrası, bir de saf su, izotonik sulu ıslak mendil koydum. Bu tamamen bebeğe ait kişisel çanta oldu. Üzerine de gene etikete yazdım neler olduğunu. Görünüyor zaten ama olsun. Böyle bunu da çanta şeklinde hazırladım. Bebek için malzemelerim bunlardı. Tekrardan söyleyecek olsam bir hemşireye verilecek takımım var. İki tane yedek kıyafetim var. Bir tane de fotoğraf çekinirsek eğer diye gene isimli olarak tulum var. Onu şu an buraya koymamışım, şimdi fark ettim. İsimli hastane çıkış setinin takımı zaten tulum. Onu da ayrıyetten koyacağım yedek zıbınıyla birlikte. Yani iki yedek, bir hemşireye verilecek, bir de fotoğrafçı. Toplam 4 takım yaptım çocuğa. Zaten çok fazla yer kaplamıyor. Belki iki tanesini giyecek, belki üç tanesini ama olsun yanımda bulunsun istedim. Bebek için olan malzemelerim bunlardı. Malzemelere geçecek olursak, ben böyle dohusa gecelik takımları falan var biliyorsunuzdur. Dantelli, kolları, volümlü falan. Onları sevemedim. Yani sonrasında kullanamayacağımı biliyordum çünkü bir günlük kullanacağım. Evet, bir defa yaşayacaksın bu duyguyu, almak gerek edebilir, öyle düşünenler de vardır ama zaten fotoğraf çekimi yaptırmayı düşünmüyoruz. Hem pandemiden dolayı zaten hastanelerde sıkıntı. Daha sonrasında böyle fotoğraf çekimi yaptırırız diye düşündüm. O zaman da kendimi toparlayınca kendi normal kıyafetlerimle yaptırırım diyerekten öyle kıyafetler, gecelikler tercih etmedim. Böyle şöyle anlaşılacak mı bilmiyorum. Gömlek tarzı pijamalar var. Alt üst düğmeli olarak daha rahat edeceğini düşündüğüm için ve sonrasında da kullanabileceğimi düşündüğüm için bunları tercih ettim. Ben zaten çok fazla kilo almadım. O yüzden beden olarak da yani S beden, XS beden giyiyordum. Şu an M beden pijamalar aldım. Zaten pijama rahat olması gerekiyor. Doğum sonrasında da rahatlıkla kullanabilirim diye düşündüm. Böyle Elsverk'ten almıştım bu pijamayı. Pembe üzerinde desenleri olan düğmeli bir pijama. %100 pamuk. Böyle paket şeklinde yaptım. Bunların üzerine de ilk kıyafet, ikinci kıyafet diye yazacağım. İçerisine ne koydum? Alt üst takım pijaması var. Bir tane iç çamaşırı koydum. Bir tane emzirme sütyeni koydum. Üzerime rahat olsun diye şifon şallar tercih ettim. Birazcık pijamamın rengine uysun diye. Bir tane çorap koydum yine aynı şekilde. Böyle bir takım. Yani direkt bunu alıp
giydirilebilecekleri zaman kolaylık olur diye böyle bir takım yaptım. Yine aynı şekilde başka bir pijama bu da. O da aynı düğmeli tarzında. Bu da farklı bir renk. Gri tonları da tercih ettim. Buna da aynı şeyleri koydum. Çorabını, çamaşırını, emzirme atleti koydum bir tanesine. Bir tanesine sütyenini koydum. Hangisine rahat edeceğimi bilmiyorum çünkü. Böyle paket yaptım. Bu da ikinci takımımdı. Üçüncü takımım da böyle siyah, üzerinde puantiyeli olan, kırmızı deseni olan bir takım. Bunu da aynı şekilde koydum. Üzerine eşarbımı, şalımı yani öyle tercih ettim. Böyle paket yaptım. Şimdi bunlara ben Seren'in kıyafeti 1, 2, 3 diye yazacağım. Hani o esnada direkt versinler diye. Belki üçünü de kullanmayacağım. O yüzden yanımda bulunsun istedim, dediğim gibi valizde de yer var zaten. 3 tane takım oluşturdum kendime. Ne olur olmaz, bir de Ağustos sıcağında çok fazla terleyeceğim falan bildiğim için öyle yapmak istedim. Sonra kendime böyle bir taç yaptım. Kendim yaptım. Bu elimde olan bir hasır örgü bir şeydi. Böyle arkasını bağlamalı yaptım. Fotoğraf çekimi yaptırmayacağız ama kendi aramızda olsun fotoğraf çekeriz diye düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Şu çiçekleri biliyorsunuzdur. Şöyle terliğimde de göstereyim. Bunlar elimde vardı ya. 15 tane falandı böyle. 1 metre uzunluğunda falandı. Birçok tuhafiyede bulabilirsiniz. 5 lira metresi. Öyle bir almıştım daha öncesinde. Onları böyle kendim alnıma denk gelecek şekilde böyle yapıştırdım. Kenarlarına da böyle elimde olan yapay çiçeğin yapraklarından koydum. Biraz renk katsın istedim. Çünkü hasırla krem çok şey durdu. Üzerine de böyle yine elimde olan iki tane tomurcuk çiçeğini yaptım. Çok da hoşuma gitti. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ya böyle şallarımın burasından böyle arkaya doğru yaparım. Bir de bebeğimin kıyafetime de uygun resim çekiniriz diye düşündüm. Bu terlikleri biliyorsunuzdur. Sünger terlikler, havlu terlikler çok rahat gerçekten. Ben bunu LCY2'den 20 liraya almıştım. Bu kısa terlikleri normalde böyle süslü tacile birlikte olduğu zaman 55-60'dan başlıyor. Daha ileri fiyatlara gidiyor. Ben öyle bir şey istemedim. Tek dümdüzdü bu. Böyle tamamen havlu terlikti. Üzerine böyle 3 tane biraz önceki gösterdiğim çiçekten, kenarına da böyle elimde olan bir dantelden silikon tabancasıyla yapıştırdım. Çok da sade, hoş oldu ve bir tanesini çıkarttım denemek amaçlı. Hani sonrasında evde de kullanabilecek miyim acaba diye. Çıkarttım, hiç de belli olmuyor. Makineye atıp yıkanabiliyor zaten bu terlikler. Böyle tacımla uyumlu olsun diyerekten böyle bir şey yaptım. Krem tercih ettim. Pijamalarıma da uyar diye düşünüyorum. Sonra kendime böyle bir paket göğüs pedi aldım. İçerisinde 60 adet çıkıyor. Emzirdikten sonra süt akma durumu olursa falan diyerekten çok kullanışlı olduğunu duydum. Ben de mantıklı geldi ve bir paketini aldım. Yeterli olur herhalde, 60 adet sonuçta bir paket yanıma aldım. Sonra böyle Silver'in gümüş kapaklarını biliyorsunuzdur, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Aslında ben şimdiden kullanmaya başladım. Göğüs uçlarının kaybolmaması için falan günde bir saat falan takıyorum. İnşallah bir problem yaşamam. Şöyle göstereyim. İki tane gümüş kapak, göğüs ucu kapağı, böyle kesesi var. Bunu da yanımda bulunduracağım. Çocuğu emzirmediğim sürece takılı bir vaziyette bulunca bunu da kesinlikle yanıma aldım. Bir de böyle kendime kişisel bakım çantası yaptım. İçerisinde işte kendimi iyi hissedebileyim diye, kendimi toparladıktan sonra öyle hafif makyaj falan yaparım diye de bir tane el yüz kremi koydum. Allık setimi koydum. Deodorant, parfüm çok fazla önerilmiyor. Hani sonuçta çocuk temas edecek, kimyasal olmasın diyerekten deodorant, parfüm almadım. Kokusuz bir rolon aldım. Sonra çok minik bir el kremim vardı. Bunu yanımda bulundurmak istedim. Bir de doğumun nasıl olacağını bilmiyorum ama bir süre su içemediğinizden ve halsiz düşeceğiniz için dudaklarınızda çok fazla çatlama, kuruma oluyormuş. Kesinlikle dudak kremi bulundurmanızı tavsiye ederim bu yüzden. Ben de böyle bir küçük bir dudak balmı aldım yanıma. Hani direkt sürebilirim doğum sonrasında, doğum öncesinde falan da diye. Bunu yanıma aldım. Pandemiden dolayı dezenfektan almamız gerekiyor. Böyle spreyli bir kolonya aldım. Yine büyük boy bir dezenfektan da çantamıza koyacağız. Rumelimi aldım. Öyle. Çok fazla makyaj sevmiyorum zaten.
rujumu, fondötenimi öyle bu çantanın içerisinde hepsi de. Bebeğin kişisel malzemelerini de tek çanta yapmıştım. Kendi kişisel malzemelerimi de tek çanta yaptım. Öyle abartı bir makyaj yapacağım düşünmüyorum zaten. Böyle bir çantanın içerisinde valizime atacağım. Evet, anne bebek çantası. Ben bunu tercih etmiştim. Çok da beğenerek kullanacağımı düşünüyorum. Bunu başka bir videomda da bahsetmiştim size zaten. Kalitesinden de kullanım açısından da çok beğendim. Bunun içerisine ise kendime ve yanımda kalacak kişiye olacak şekilde kişisel malzemeler koydum. Bir tane normal ıslak mendil koydum. Şöyle küçük bir havlu koydum. Sonuçta hastanede olur ama yani biz gene de el yüzümüzü silmek için yanımızda bulunsun istedim. Böyle bir tane havlu peçete koydum. Bir de böyle depentin, biliyorsunuzdur. Dolusa kilotları, kullanan kilotları varmış. Çok önerildi. Ben de yani gece petlerindense böyle kullanan kilotların daha kullanışlı olacağını düşündüğüm için bir paket bundan aldım. Bu paketin içerisinde 9 tane var. Ben direkt paketi koydum. Ayrıyetten bir de Slip'inin gece boy pedini de koydum. Ne kadar olacağını bilmiyorum sonuçta. Öyle. Bu çantanın içerisinde de daha çok dediğim gibi yanımda kalacak kişiyle bana olacak ihtiyaçları koydum. Öyle başka ne koymuşum diye bakıyorum. Aa evet, burada da bir şey varmış. Diş fırçası, diş macununu koyduğum bir paket yaptım. Böyle kutu. Eşiminkileri de buna koydum. Belki eşim kalırsa diyerekten yedek olarak kullanılmamış diş fırçası, diş macunları bunlara koydum. Öyle gösterebileceğim başka neler var? Bak, şöyle göstereyim. Bir tane Karen yazılı hastane çıkış setimizin takımı olan bir çanta. Çantasının içerisinde de böyle bir yastığı var. O hastane çıkış setinin içerisinde penye battaniyesi vardı. Fotoğraf çekiminde falan kullanırız. O küvezin içerisinde sereriz ve yastığında böyle koyarız diyerekten. Bunu da yanıma almak istedim. Fotoğraf çekiminde falan kullanırım diyerekten. Böyle çantasının içerisine koyup bunu da götüreceğim. Ve biliyorsunuz artık birçok hastane puset olmadığı sürece hastaneden çıkartmıyor. Bebek arabaları da ben travel sistem bebek arabası tercih ettim. Pusetini de böyle hazırladım. Böyle kılıfı tamamen çıkıyor. Yıkadım güzelce. Geçirdim kılıfını falan da. Böyle pusetini alacağım tabii ki de yanıma. Pusetinin içerisine de bunu paket yapmadım ama bir tane müslin örtü koydum. Çıkarken üzerine örteriz tamamen diyerekten. Bunu da aynı şekilde pusetin içerisine paket yapıp direkt pusetin içerisine koyacağım. Bunu öyle hazır bir vaziyette alabilelim diyerekten. Benim hastane çantam böyleydi. İnşallah eksiklerim yoktur. Eksik gördüğünüz bir şeyler varsa yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum gerçekten. Sizin için de fikir olmuştur. Umarım beğenerek, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bize de artık her şeyimiz hazır. Sağlıklı, sıhhatli kucağımıza almayı nasip eder Rabbim. Dileyen herkese nasip etsin bu tatlı telaşlar. Biraz korku, biraz heyecan. Herkesin tatmasını gerçekten can gönülden isterim. Bu videomda bu kadardı. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.